kadar şöyle ve 4-5 tane bir delikanlının arasında bir anda program yapmak gibi oldu ama evet, çok özel bir röportaj. Öncelikle babadan başlayalım. Efendim, Allah tamamını erdirsin. Amin, Allah razı olsun. Sizin gördük. Damatın var. Evet, hep beraber inşallah yapacağız. Damat geldi. Evet. 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 Ne bu, vallahi çok güzel bir duygu. Hem heyecanlıyız, hem gururluyuz, hem onurluyuz. Sağ olsunlar. Bu gece de dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar, şeref verdiler. O yüzden de onun da ayrıca bir mutluluğunu yaşıyoruz. Oğlum, ya Ali'cim, siz? Evet, biz de Ramazan kardeşim. Önce kendinizi tanıdınız. Evet, ismim Ali Birdane. Evet. Ramazan Bey'in akrabasıyım. Ramazan Bey'in düğününe bulmaktan şeref duyuyoruz. Onur'la çok mutlu olduk. Çok güzel, gerçekten çok güzel bir düğün oldu. Alperen yeğenimiz, inşallah sen büyük bir huzuru görmek istiyoruz. Evet. Ne? Neler söyleyeceksin? Çok iyi oldu. kestik. Ne söyleyeceğim burada? Babanın annene ne söyleyeceksin? Baba çok güzel, bir anne çok iyi. Bugatti geliyor. Bugatti geliyor. Damacınız da var. Sanatçı dost var, sevgili. Damacınız da var, sevgili baba, anne. Teşekkür ederiz. Evet, atletaş. Böyle bir gecede olmak sizin için. Ben olmak zaten, ben düğün sahibi olduğum için benim için olmak şereftir. Alperen benim öz yeğenimden de öte. O benim zaten canım. Evet. Ramazan Bey gerçekten fakirin, garibanın, hastanın, muhtacın elinden tutan, seven, onlara yardım eden bir insan. O burada olmak benim şereftir. Çok sevilen bir insan. Evet. Onun kardeşi olduğum için, arkadaş olduğum için. Yalnız Ramazan Burak'ın yanında olduğundan dolayı kilo almışsın. Sen bayağı bir yiyorsun herhalde. Yani Adanalı olduğumuz için mecbur arada yiyoruz yani. Vallahi öyle bir tesbih yaptın ki. Yani maşallah. Böyle bir gecede sahne aldın. Tesbih maşallah. Alperen'in de kırmı kere maşallah olsun dedi. Siz neler söyleyeceksiniz? Valla Atilla Kolaycı'dan inattım açık. İfade etti ki Ramazan Hanım'ı. Yani bizim gibi kötü gün dostu, iyi gün dostu, garibanın ne zaman bizim böyle bir gariban desek gözü doğru hemen gönder diyor. Seversin. Yani yine o kolay gibi anlatılacak bir şey yok. Onun özel gününü zaten düğünde ben sahne almıştım. Tabii. Tabii bundan tabii bundan tabii bundan kaçınayım diye. Bunda ben vardım. Bunda ben çıkmışım. Hadi sünnet edin. Bonus oluyor. Ben bedava çıkmışım. Ya, çok değerli abim. Çok değerli abim değil. Ben Sertaz zaten. O da çok sevdiğim bir abim. Yani bu durumda bizim için büyük bir şeref. Biz de adına gibi aile değiliz zaten. Hayırlı olsun. Bunun barısı milletine. Yani, bu arada Ferman'ı başarılarından dolayı kutluyorum. Uzun, çok uzun yıllarda arkasında. Şunu söyleyeyim. Şu anda Türk halk müziğinde, fantezi müzikte. Daha Ferman'dan beklesinler, daha neler yapacak. Daha neler yapacak, daha. Bunlar Fırat'lar yapacak. Bunlar Fırat'lar. Şenol İpek'le tanışmıyor musun? Şenol İpek benim, o benim kardeşliğim. Bir şey söyleyeceğim, az önce dedi ki yaşlanmıyorsun kanka de. Şu adama bakın, ha yaşlanıyorum. Aynı yıllar önceki tanıdığım Şenol ilk günkü gibi. Dünyanın en güzel insanlarından bir tanesi. Ben bu gece güzel bir geceye şahit geliyoruz. Güzel kardeşimiz Alperen'in sünnet töreniyle alakalı bir gecedeyiz. İnşallah Allah nasip eder, nikahına şahitlik ederiz. Nikahında olunuruz inşallah. Çok güzel bir gece, çok güzel dostlarla birlikteyiz. Ferman, Can, Atilla öyle şekilde, Ramazan Bey aynı şekilde. Çok güzel bir gece, çok keyifli. Onur duyduk, keyif alıyoruz. Çok güzel bir gece. Evet, hepsine çok sonsuz teşekkür ediyorum. Finali ben onun adına söyleyeyim, o söyleyemiyor ki bana. Yeter, girin yatak.